kaçırılmayacak şahane cuma fırsatları uygun ödeme koşullarıyla MediaMarkt.com.tr ve geniş mağazalarımızda. Şahane Cuma MediaMarkt MediaMarkt. MediaMarkt'ın sunduğu bir Game Night programında daha Murat Muratanoğlu'yla beraberiz. Nasılsınız Murat abi? İyi, sağ ol. Sen? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Murat abi hızlıca başlayalım Kızıl Yıldız Efes maçıyla. Efes dün güzel bir galibiyet aldı deplasmanda. Paux'un ve güzelden ötesiydi ya önemli önemli bir galibiyet yani yarım, Nasıl yarım efes diyebiliriz dört tane eksik ee, pivot yok hem play hem dancelin sakat ee, play sakat mı onu da anlamadım ee, bir de covid var diyorlar dört kişide onlar kim onu da anlamadım Kesin açıklanmıyor Murat abi onun da o da bir tartışma konusu açıklanmalı mı açıklanmamalı mı konusu da bir tartışma konusu Vallahi yani açıklanmamanın tehlikesi çok büyük değil mi yani? Yok işte özel bilgi, spor, insanın sağlık bilgisi özeldir. O yüzden ondan izin almadan açıklamak terstir gibi bir diğer taraftan ha, yetkililere, da yetkililere, gibi. yetkililere haber veriyorlar. Şeye ver. Aynen öyle. Vallahi şimdi dünkü maça gelirsek 8-0 geride başlayıp 4-0 3'lükle bu kadar geri kal bir dönem daha oldu 4'te 0 attı Efes'in. Zaten onları çıkarırsan o 2 4'te 0'lık dönemi 20'de 15 üçlük attılar abi. İnanılmaz bir şey ve e, bunu yaparken de en önemlisi şimdi Kızıl Yıldız'ı yen yenmenin formülü çok belli. Kim ki bile onları 75'te tutmuş ve yenmişti ki kim ki en kötü, en savunma. savunma. Yani 85-86 sayıyor maç başına. Onun dışında Fenerbahçe 63'te tuttu. Jelgiris 69'da tuttu. Bayern 59'da tuttu. Real 67'de tuttu. Barcelona da 65'te tuttu. Ya yani 70'in altında tuttuğun zaman Kızıl Yıldızı yeniyorsun. yeniyor. Şu zaten kazandıkları maçlarda da 90, 89, 86, 87 attı. Ondan atmak sadece atmak yetmiyordu. Çok da iyi savunma yapması gerekiyordu. Ve e, tabii çok dar bir rotasyon. Son çeyrekte de zaten yorgunluk belirtileri ortaya çıktı ama Allah'tan üçüncü çeyrekte Efes işi bitirmişti. bitirmişti zaten evet. şimdi dört maçtır. Üçüncü çeyreklere bak bakıyorum. Panathinaikos 23-14 Efes, Bayern 20-8 Efes, kimki 28-12, dün de 27-14. Yani devre arası ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ama orada herhalde bir tane te telefon kulübesi var. Hepsi içeri girip şey oluyor. Ee, yani üçüncü çeyrekte işi bitirmek tabii ki 21 sayıya kadar çıktı fark. Son çeyrekte bu kadar dar rotasyonda çünkü 5 oyuncu 30 dakikanın üzerinde süre aldı mecburen. Ama tabii Efes'te eller ısındığı anda çok sayı atmaya o kadar müsait bir takım ki. O üçüncü çeyreklere denk geldi tabii ki. Ee, ama yani 3 kişinin eli ısındığı zaman zaten yüksek Şimdi, sayı atmaları çok e kolay olan. Efes'in şey. en büyük şeyi kimin elini ısınacağını bilmiyorsun. Çünkü şimdi Singleton'da Moerman'ı çift dört numara o, o birileri çözene kadar o iyi tuttu. İyi, e şeye bakıyorsun Moerman altıda beş üçlük. 3. Moerman. Singleton dörtte iki. Yani iki tane değişken pivot pozisyonundan onda yedi üçlük buluyorsun. Yüzde yetmiş. Yani pivotların serbest atışı %70 ki Singleton bu sene çok o, olduğu zaman şükreden koçlar evet, e, evet. var yani o açıdan ama Efes bunu ihtiyacı olduğu hemen hemen tüm maçlarda yapıyor. Yani elleri çok sıcaktı da e, işte denk geldi falan değil. Hakikaten e, ihtiyacı olduğu maçlarda, zor maçlarda %51'i, %53'ü üstük yüzdesinde buluyorlar ki dün yani Simon yine görünmez kahramandı Tabii. benle ama 5'te 1'le üçlük attı. Ee, Oyuna katkısı çok başka ama. Ya inanılmaz. Yani. yani bu yaşta e, tam kurt. Hiç bu, bu seviyelere çıkmamıştı. Yani Larkın'ın gelmesiyle geçen sene bir şey atladı. Bu, se evet. bu sene de Larkın veya Larkinsiz orada devam ediyor. Ee, çok önemli bir galibiyet. Şimdi Efes artık bence zaten o zirve yürüyüşünü devam ettirecek. İnşallah sakatlıklar işte başka neyse çok fazla tekrarlamaz ama e, sonuçta iki gardın yok. E yine her şeyi sen kontrol ediyorsun. Tabii. Yani ki da öyle ama ama oynamadı ama savunmada çok gayretliydi. Zaten hepsi çok iyi savunma yaptı takımda. E, çok önemli, güzel bir galibiyet. Maalesef abi Larkin artı iki formülü var Efes'te. Yani Larkin'in atması lazım, bir de artı iki oyuncunun skora katkı vermesi lazım. O zaman Efes belli bir seviyeye geliyor ve maça ortak oluyor. O artı üç olursa zaten geçmiş, e, şey olsun. geçmiş olsun rakibe. Yani bu sefer söylediğiniz gibi Muerman çok katkı verdi. Simon yine ne olursa olsun 11 sayı attı ve e, üç kişiyle işi götürdüler. Oraya bir Boboa Mitsic, başkaları Plays, Dunstan başkaları eklendiği zaman zaten Efes geçen sene hatırladığımız bildiğimiz hücumda müthiş hücum eden takım oluyor. Bu galibiyetin değeri aslında Kızıl Yıldız'ı yendi ya o kadar da abartılacak bir şey değil gibi düşünülmemesi lazım. Bu kadar eksik takımla Efes'in zigzag çizen bir perform yani performans gösterdiğini Euroleague'de düşünürsek arka arkaya galibiyet kazanması o momentumu, kendine güveni ve sistemin oturması açısından bence çok önemli bir galibiyetti. Söylediğiniz gibi zirve yürüyüşü başladı Efes'in diyebiliriz. Tabii bu eksikler ne kadar eksik kalacak? Ne kadar uzun olmayacaklar? O da önemli bir Hayır, soru. Şimdi burada kimin nesi olduğunu tam olarak bir açıklasalar. Esna. Çünkü şimdi Price 2-3 maç inanılmaz yük taşıdı. Tabii. Dunstan sakatlandıktan sonra. Hatta maçlardan bir tanesi de kariyerinin en, en çok şeye süresini aldı. Burada zaten en büyük tehlike biz bunu Fenerbahçe'de de gördük müthiş gittiği sene. E, liderliği kaybetmek istemiyorsun ve 4-5 sakatın aynı anda olduğu zaman bazı oyunculara gereğinden çok daha fazla <laughs> yükleniyorsun. Bu sefer onlara bir şey oluyor. Onlara bir şey olduğu zaman sakat olanlar tam hazırlanmadan geri dönmeye çalışıyor ve böyle. E, tavuk mu yumurta mı bir ortamına giriyorsun. Onu şey yapmak evet, lazım. Tabii, Larkin de yani sıfırdan yüze çıktı gibi oldu. Hiç oynamadı. Şimdi 30 dakikanın üzerinde süre aldı. İdeal koşullarda eminim Ergin Hoca atayım 30 dakika oynasın diye düşünmüyordu. Şartlar buna zorluyor. O da aslında bakarsanız uzun dönem düşündüğünüzde. Bu kadar fazla yük taşıması, bu kadar baştan ileride sıkıntı yaratabilir. Şu an için değil ama. İşte çok dikkat etmek lazım çünkü önünde bir Fenerbahçe Beko örneği evet. var. İki sene önce oldu bu ve bir sene Tabii. sürdü o acele etmenin şey yapmanın. Ha şimdi Efes'in bir de şöyle bir avantajı var. Görüntü o ki yani üçücü de bitirsen, birici de bitirsen, evet. yedici de bitirsen sağ avantajı diye bir şey olmayacak. Ondan Zalgiris değilse. Ha? Rakip Zalgiris değilse. <laughs> Hayır. Yani mesela 7 bitirdin. 2'nin sahasında tamam. best of 5'in 3'ü orada oynanacak evet. gerekiyor. Ama hiç kimse yok ki. Zaten eee savunmada oynuyorlar. Onu full çok değil oyuncu. işte sözde. sözde. De. Ama evet. orayı da herhalde şey yapacaklar bir daha Covid çıkarsa. O açıdan bu da bir avantaj. Yani Fenerbahçe'nin o yıl bir 1 1 diye bir şey vardı, ısrarı vardı. Şimdi şey yok yani, öyle bir baskı da yok. Çünkü yok. Şey, şey yok, taraftar yok. Tabii bir de baktığınızda yani Efes kimle eşleşmek istemez diye Efes özelinde. Yani Barcelona ile eşleşmediği durumda zaten Efes'in çok büyük bir şey olacağı, underdog gibi şey olacağı bir rakip de yok. Yani Real, Real bile bence... Şu haliyle Efes'e direnemez. Yani direnemez. Maç kazanır bir tane ama 5 maçlık bir seride direnemez. Yani ben şu anda bakıldığında tabii biraz taraflı gözlerle bakıyor olabiliriz. <laughs> Ülkemizden dolayı Türk olduğumuzdan dolayı ama Barcelona dışında Efes'in karşısında durabilecek bir i̇şte, yani Efes'le ah, randıman tutmaya başladığından söylüyoruz bunu. Yoksa... Sağ dışı gücünü kullanırsa belki Çeska. <laughs> e, onu Fenerbahçe karşısında kaç kere gördük. Ama Efes'in şöyle bir jokeri var elinde. Geçen sene sen benim hakkımı yedin, ligi durdurdun diyor. Şimdi onu forse edebilirlerse CSK'nın karşısında da dururlar. Ya ezdirmezler. Belki bir iki düdük olur ama bir iki düdük herkes razı. Ezdirmezler. Çünkü geçen sene hakikaten Efes iki maç öndeydi şey olduğunda. Tabii tabii. Çok da iyi gidiyordu yani. Ama ben orada Ergin Ataman'a katılmıyorum. Yani İspanya Ligi gibi tek maçlı final. Ya tabii ben anlıyorum. Yani bütün emek var, bütün sezonun getirdiği şey var. Burada çözüm ne olabilirdi başka bir soru. Ama Efes'in bu durumdan en negatif etkilenen takım ee, Efes oldu. Çünkü EuroLeague kazanma artık fav ağır favorisiydi ve altın tepsiyle sunulmuştu. Ergin Hoca'nın kariyerinde de önemli, Efes'in tarihinde de önemli bir olay olacakken bunun yani 8 takıma indirilmedi çünkü Jordan'in sunduğu plan ya herkes oynayacak bütün maçları oynayacak ya, da ya hiç o, oynanmayacak. O saç plan, ama Jordi'yi de hiç takdir etmesen de onun da haklı olduğu şöyle bir şey var. 8. Lik yarışı çok. O, 13. Evet. 7 7'den 13'e kadar hiçbir şey belli i̇şte, değildi. Şöyle olduğuna tabi bana sorarsanız o 5 takımın da 6 takımın hakkını koruyalım derken tepedeki 4 takım belki diyelim kimin şampiyon olma büyük şampiyonluk adayları nın biri şampiyonluğundan oldu. Çünkü ligi oynatmadılar. ligi oynatsalardı hep NBA'de konuştuğumuz gibi Asterix'li bir şampiyon olacaktı belki olan. Ha, Çünkü çok şey daha farklı bir şey vardı. Yani şimdi NBA o ligi bitirmek için 200 milyon dolar tabii, para tabii, harcadı. Tabii tabii. Yok. Yani, yani, yani. EuroLeague'in öyle bir bütçesi asla yok. Yani. Yok. Tabii ki yok. Umarız o geçen sene alınan şampiyonluk bu sene gelir diyelim ve Efes'e Ya geçen sene dediğimiz. Pesic vardı Barcelona'nın başında. Bu sene Yasikevic iş var. O, bir dezavantaj. Ama onun dışında bence de şu anda işte CSK'yı da dış etkenleri saymazsam işte iki takım diğerlerinden çok farklı diyebilirim. Ve işte Larkin artı 2 3 4 olursa Barcelona'ya karşı da çok başa baş ve keyifli bir. Da çok sert. Abi. Tabii tabii çok sert. Çok çok iyi. Yani Barcelona'da yani, giren hakem, çıkan, kadro derinliği falan inanılmaz. Hakemler göz yumduğu zaman Barcelona'nın sertliğine e, çok, çok, çok zor. Saiz var. Her şey var. İşte, çok keyifli bir eşleşme olabilir. Ee, onu İnşallah. da göreceğiz. İnşallah Efes'e başarılarının devamını dileyelim. Ve bu akşam da Fenerbahçe'nin maçı var. Onlara da buradan başarılar dileyelim. Ve de bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.